up to reality. Herkese selam dostlar. Bugünkü videomuz içerisinde ejderhanı nasıl eğitirsin hakkında olacak. Bildiğiniz gibi ejderhanı nasıl eğitirsin 3. filmi birçok hayran tarafından bir hayli fazla beğenilirken aynı zamanda büyük de bir başarı elde etmişti ve herkes 4. filmin gelmesini istiyordu. Fakat 3. filmde çok önemli bir şey vardı ki filmin sonu açıklandı arkadaşlar ve birçok insanın ejderhanı nasıl eğitirsin gizli dünyanın sonunu anlamadığını düşünüyorum ve bugünkü videoda sizlere bu filmin sonunu açıklamaya çalışacağım ve bir nevi olsun herkesin kafasındaki düşünceyi artık allak bullak edeceğim ve sonunda gerçekleri göreceksiniz. Ve umarım ki bugünkü videoda bir hayli fazla eğlenirsiniz. Çünkü benim en sevdiğim serilerden biri Ejderhanı Nasıl Eğitirsin olurken yaklaşan filmiyle de beraber bayağı heyecanlandığımı söylemek istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2010 yılında çıktığı zaman ben o zamanlar gerçekten yaşım pek de ileri değildi ve ilk filmi izlediğimde gerçekten bayağı fazla beğenmiştim. Zaten ondan sonra 2014 yılında ikinci filmin gelişi benim için gerçekten dönüm noktasıydı. Özellikle kayıtsız Zebella'nın ölümü beni aşırı derecede üzerken son derece duygusal bir sahneyi bir nevi de olsun animasyonlar içerisinde vermeleri benim her daim hoşuma gitmişti ve ben bayağı sevdiğim bir konu olarak geçerdi. Ejderhanın Nasıl Eğitirsin'in 3. filmi çıktığı zaman ben resmen havalara uçuyordum. Çünkü 2019 senesinde bu serinin sonlanacağını biliyordum ve zaten dizilerini ve filmlerini detaylı bir şekilde izleyen birisi olarak bu seriyle beraber bir nevi de olsun artık veda etmem beni her ne kadar üzse de güzel bir film izleyip sinemadan ayrılmıştım. Fakat Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3 yani gizli dünyanın sonu nasıl bitmişti ve aslında bu son bizlere ne anlatıyordu? İşte bugün sizlere bunun sonunu detaylı bir şekilde anlatalım. Bildiğiniz gibi film içerisinde Grimmel avcı olarak geçerken tüm gecenin öfkelerini avladığını ve bir noktadan sonra hıçkıdığın dostu olan Dizsiz'in peşine düştüğünü biliyoruz. Hatta ışığın öfkesi kontrol edip manipüle ettikten sonra bir nevi de olsun gecenin öfkesini avlamak istiyordu. Filmin sonuna doğru bunu başarsa bile artık bir noktadan sonra hıçkıdık ve dostları ona engel olmuş ve ışığın öfkesi de artık Dizsiz'le beraber bir aile olup tüm ejderhaların alfası olarken bizim bildiğimiz hıçkıdık ise kendi kasabasının Berk adasının yeni reisi olmuştu. Her ne kadar farklı bir yerde yaşasalar da aslında koloni bir şekilde yaşadıkları için bir nevi de olsun seri güzel bir şekilde sonlanmıştı. Hatırlarsanız filmin son kısımlarına doğru ikisinin ev evlenmesiyle beraber artık Hıçkıdık ve Astrid tüm herkesi kontrol edecek iki lider olarak gözüküyordu. Ve aradan yıllar geçtikten sonra filmin sonu muhtemelen birçoğunuzu duygusal anlar yaşatsa bile aslında bu son bizlere bir şey anlatıyor. Çünkü burada Dizsiz ve Işığın Öfkesi'nin yavrularını görürken artık Hıçkıdık'ın ve Astrid'in bayağı büyüdüğünü ve kendi çocukları olduğunu görüyorduk. Filmin son kısımlarına doğru gökyüzünde harika sahneler izlerken Hıçkıdık'ın sözleri hepimizin dikkatini çekiyor. İsterseniz hemen bir sahneyi izleyelim ve hemen ardından neyden bahsediyor onu konuşalım. When dragons can return in peace. Burada da bahsedildiği gibi arkadaşlar aslında Hıçkıdık ejderhalar kendileri ortaya çıkana kadar onları rahatsız etmediğini ve bir nevi de olsun onlar ta ki gelene kadar hiç kimseye bu sırrı söylemeyeceklerini belirtmişlerdi. İşte bu konuda da yönetmenin açıklamaları hepimizin dikkatini çekiyor. Çünkü yönetmen filmin sonunun neden böyle olduğunu resmi olarak açıkladı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3. filminin yönetmeni Dean DeBlois aslında filmin sonunda bunu yapmalarının ana sebebi ucu açık bırakılmak istemesi. Yani bunu yapmalarının ana sebebi arkadaşlar direkt filmin sonunu böyle ucu açık bırakmışlar ve bir nevi de olsun 4. film olsun ve benzeri şeyler olsun ucu açık bırakıldığı için insanlar da tabii ki bak 4. film de gelebilir sonuçta hiç kimseye bir şey olmadı kafasıyla düşünmelerini istemişler. Tabii ki yönetmen buradaki amacının aslında insanları hype'a sokmak veya 4. film gelecek mi gelmeyecek mi sorusunu kafada bırakmak istemedikleri için eğer güzel bir hikaye olursa böyle bir şey yapmak istemişler. Yani atıyorum 4. film gerçekten güzel bir hikaye olsaydı yapacaklardı ama aslında bunu yapmaların ana sebebinin seriyi sonlandırmak olduğunu zaten
zaten biliyoruz. Çünkü güzel bir şekilde seriyi sonlandırmak ve hayranlara veda etmek istemişler. Çünkü günümüz filmlerine bakarsanız her biri saçma sapan bir şekilde ilerliyor ve Disney Pixar'ın Toy Story'sine bile bakarsanız 3. filmle final verip artık kapanışı yaptıktan sonra 4. film geldi ve şimdi ise 5. film geliyor. Yani aslında adamlar biz bitirdik dedikten sonra bile yeni filmini getiriyor. Bu da insanların kafasında dostum bu final değil miydi dememize neden oluyor. İşte bu yüzden de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3. filmde sonlanması hem seriye veda etmemizdi hem de aynı zamanda güzel anılarımızın sonlanmasıydı. Ama aynı şekilde şimdi DreamWorks 2025 yılında yeni filmi getireceği için aslında bu da çok güzel verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum ve bugünkü videoda size bundan açıklamak istedim. Evet dostlar, bugün Ejderhanı Nasıl Eğitirsin bir nevi de olsun sonunu açıklamaya çalıştım. Gizli Dünya filminin sonu neden böyleydi veya aslında yönetmen ne yapmaya çalışıyordu her birini detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum ve umarım eğlenmişsinizdir. Keza zaten 2025 yılında gelecek film ile bayağı eğleneceğimizi de biliyoruz. Bunların yanı sıra daha fazla bu tarz içerik görmek isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Umuyorum ki video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Wake up to reality.